Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi hangi mevsimde telsiz kısa dalga telsiz cihazınızla uzak mesafelerle görüşebileceğinizi açıklamak istiyorum. Daha önce benim çalıştığım gemilerde bazen böyle sorunlar olmuştu. İşte bir arkadaş Amerika ile Türkiye'yi görüştürebilmiş, biz görüştüremediydik. Bunun tabii ki fiziksel bir sebebi var. Onu size açıklayacağım. Şimdi bu dünya olduğunu varsayalım. Şurası da bizim ekvator kuşağımız. Ekvator kuşağında bu ekvator Şimdi ekvator kuşağı böyle. Şimdi kış mevsimindeyiz. Kuzey Kutubu eğer kış mevsiminde ise, burası kış ise, burası yazdır. Yaz. Yani dünyanın eğik olduğunu düşünelim. Şu şekilde eğik olduğunu düşünelim. Bu kısma daha fazla ışık düşecek altta. Kış olduğu zaman üst kısma daha az ışık. Bu da güneş olsa karşıya ışık böyle eğik olduğumuza göre kısaca Avustralya tarafı şu anda yangınlar çıktı mesela. Güneş. Çünkü Avustralya'da yaz. Türkiye'de gene burası da Türkiye olduğunu düşünelim. Burada güneş var. Biz ne demiştik? Kısa dalga haşef. HF kısa dalga haberleşmesinin de uzak menzil haberleşmesi gece şartlarına tabidir. Gece şartlarına tabidir. Kısa dalga SSB 7-14 MHz'de görüşme yapacaksanız uzak menzil için mecbursunuz gece şartlarını kullanmaya. Yani güpegündüz Almanya ile görüşürsünüz 7 MHz'de. 14 MHz'de Hindistan'a kadar belki görüşebilirsiniz ama geçemeyecektir. Yani Avrupa'yı geçemezsiniz. Güpegündüz telsiz cihazınızla Avustralya ile görüşemezsiniz. Peki ne olması gerekiyor? Her konuşacağınız ülke, diyelim Türkiye burası, Türkiye, burası Japonya. İki tarafta da gece şartı olması gerekiyor arkadaşlar. Gece şartı varsa görüşürsünüz. Gece şartı dediğim bu sabah saat 5'te olabilir, 4'te olabilir. Şurada Japonya'da saat sabah 6, hava karanlık. Türkiye'de gece saat işte gece demeyelim. Saat 20, 22 burada. 22. Yani buradan aradaki fark 22 veya 23 7 saatlik fark. Şu 7 saatlik farkta iki tarafta karanlıksa bu iki ülkenin görüşme olasılığı çok yüksek. Şimdi burada 23 iken saat 23 iken bir de bunun Amerika kısmı var bu tarafta. Burada da karanlık ise tutuyor saatler tutuyorsa haberleşme yaparsınız kış şartlarında. Fakat yaz günü ise maalesef geceler kısa olacağı için yani gündüz saat 7'de 8'de 8'den sonra karardığı için 7'den sonra hava karardığı için Kuzey Kutubu'nda görüşmeler yaz tarihlerinde daha az olacaktır. Şimdi burada da Brezilya vardır mesela Güney Kutubu'nda. Brezilya tarafına güney kısmında kalıyor. Ekvator ve güney kısmı Brezilya. Şurası Brezilya. Burası yaz. Brezilya'da da yazdır. Yani şu anda Türkiye'de kış iken Brezilya'da da yaz. Çünkü adamlar güney kısımda yani dünya bu Güney Afrika filan bunlarla bizim
konuşmamız Türkiye şu anda mesela biz Türkiye'deyiz. Güney Afrika ile görüşme şansımız var. Ama Avustralya ile onlardaki şöyle çünkü onlar güneşi bizden daha fazla görüyorlar ve daha fazla göründüğü için iki tarafında karanlık olması gerekiyor. Şu anda biz güney yarıküre ile konuşma şansımız daha düşüktür. Kış mevsimi olduğumuz için yaz mevsiminde olsaydık onlarla görüşmemiz daha kolay olacaktı. Yine dünyanın eğitliğini çizelim. Türkiye'nin yine dünya haritamızı çizelim. Şurasının yine kutubu çizelim. Bu bir de yaz neyse. Bu da yaz dönemi diyor. Yaz, kış. Kış. Şimdi Güney Kutubu kış mevsimine girer. Burası. Burayla görüşmek daha mümkündür. Yaz ayının. Burası da Türkiye olsun şuralarda bir yerlerde. Burası aşağıda Avustralya. Burası da Brezilya. Bu bölüm karanlık, daha çok karanlık göreceği için Türkiye kısıtlı bir zaman şunun karanlığı, Türkiye'de karanlık iken Avustralya ve Yeni Zelanda, Avustralya ile görüşmeniz daha kolay olacaktır. Ama Japonya ile karanlıkta sadece artık belli saatlerde görüşebilirsiniz. Amerika ile de belli saatlerde. Çünkü kuzey yarımkürede karanlık kolay basmayacaktır. Yani çabuk erken aydınlanacaktır. Amerika'da erken geç, burada geç akşam ol, akşam diyelim. Burada Amerika'da, burada Japonya. Burada geç gece olacaktır. Burada da erken sabah olacağı için Japonya ve Amerika ile görüşmemiz yaz şartlarında daha zorlaşır. Peki kısa dalga haberleşmesinde kısa dalga haberleşmesinde en iyi zaman hangisidir? Şimdi dünyanın yine dünya haritamızı çizelim. North, South, bu da Ekvator. Dünyanın çok değil, çok değil. Yani İlkbahar ve sonbahar belki de en uzak menzille farklı farklı ülkelerle görüşebileceğimiz en güzel mevsimdir. Yani bu ilkbahar şu şimdi dünyanın eğikliği bu şu pozisyonda yaz mevsimi yaz. Şu pozisyonda kış. Şimdi kış bizde kış. Biz şu anda şundayız. Bu da yazken böyle oluyor. Güneşin de burada olduğunu varsayalım. Kısaca şu eğrinin biraz daha düzlem olmuş hali. Yani bir taraf yaz, bir taraf kış oluyor. Bize göre tabii. Şimdi bunlara göre burası kış. Kış. Burası yaz. Yani bu güneş olduğunu varsayalım. Bu bizim şu anki tarih budur. Yani bizdeki Ocak ayı, Aralık Ocak ayı Avustralya'da yangın olmasının sebebi adamlar daha fazla güneş gördüğü için. İlkbahar ve sonbaharla dünyanın eğitliği şöyle olacağı için yani en fazla işte bunda ilkbahar diyelim, bunda sonbahar. Çok fazla böyle eğik olmayacağı için, çok fazla eğik olmayacağı için dünya bu sefer biz daha uzak mesafeler görüşebiliriz. Kuzey kutubu yani şöyle yapalım. Kuzey kutubu. Yine bir dünya resmi çizelim. Yine bir dünya resmi çizelim. North, South. Şu da ekvator kuşağımız. Burası Kuzey Kutubu. Kış mevsiminde kış iken
en iyi haberleşmeyi kendi kuzey kutubunda yapar. Çünkü iki tarafta karanlığı daha çabuk alırlar. Biri daha çabuk karanlığa girer. Çünkü erken saat 7'de 8'de bile karanlık olur. Kışın kış mevsiminde. Burası da karanlığa hemen girer. Saat 6'da 5'te hava kararır. Şu anda mesela saat 5.30 ve hava kararıyor akşam. Yani şu anda ben 5.30'da burada hava kararırken Japonya geceye girdi. Ben şu anda demek ki Japonya ile görüşme şansım var. Fakat saat 5.30, eğer ben saat 23.00'da olsaydım, bu sefer Amerika'da ile de görüşme. Amerika. Yani ben burayla da görüşebilirdim 23.00'da. Burada saat 6 olacak. Ya 5 olacak. 6-7 olacak mesela. Orada da hala karanlık. Yani bir Japon istasyonu ile ben Japon istasyonu saat 23.00'da Türkiye'den görüştüğüm zaman bir telsizci olarak hem Amerika ile görüşme şansına sahibim hem Japonya ile. Genellikle de saat 23-24 yani 00 saat 23.00 ile yani o civarlarda Japon istasyonları ve Amerikan istasyonları tek tük çıkıyor. Bunları Avustralya'yı kısmen duyuyorum ama görüşemiyorum. Görüşen istasyonlar var fakat benim antenim yani sıradan İstanbul anteni şehir içinde bazen şey yetmiyor. Endonezya filan oralarla da çok kolay görüşemiyorum. Ha benim görüşememe olasılığım şeyden de kaynaklı. Türkiye'deki antenlerin çoğu telsiz biz hepimiz telsiz antenlerimizin çoğunu şimdi bu Türkiye olduğunu varsayalım. Şu şekilde yapıyoruz biz. Bu bir dipol olduğunu düşünün. Şu tarafa dipolümüz bu şekilde bizim. Şu tarafa Japonya. Yani kısaca biz bu tarafa doğru aldığımız için şu alt kuzey şey güney yarı küredeki Endonezya kısım veyahut da Avustralya kısmı Endonezya ekvator kuşağında bulunuyor. Ekvatora çok yakın bir bölgede. Kısaca bu kısım gündüzü daha fazla yaşadığı için buralara bizim sinyaller zayıf gidiyor. Ve kış şartı şöyle gittiği zaman iki taraf yani şu bölgenin de karanlık olması gerekiyor. Bu iki bölgenin karanlık olma şansı kış şartlarında biraz zor. Ama ilkbahar ve sonbaharda Avustralya, Endonezya ile görüşmek veyahut da Brezilya ile görüşmek kısmen daha mümkün. Kış şartlarında kuzey yarımküre mükemmel oluyor. Yaz şartlarında bizim yani Türkiye'ye göre söylüyorum. Avustralya'da yaşasaydık şimdi yaz diyecektik. Avustralya'nın da bir Güney Afrikalı bir kişiyle görüşmesi çok daha kolay. Bizim Güney Afrikalı kişiyle konuşabilme şansımız gene yüksek. O sebebi şudur. Sebebi Güney Afrika'nın ile Türkiye hemen hemen aynı boylamda. Boylam yani benim yakın bir boylamda olduğu için karanlık. Biz Güney Afrika ile bu şekilde görüşme şansımız oluyor. Ama Avustralya'nın Güney Afrika ile görüşme şansı onun da kış mevsiminde var. Ama yaz mevsiminde olmayabilir. Demek istediğim şudur. Kış veya yaz mevsimine göre haberleşme şartları değişiyor. Benim çalıştığım gemide daha önce böyle bir şey oldu. Ve bizim tabii biz neredeydik? Burası Amerika. Biz de şeydeydik, Atlantik'teydik. Çıktık buradan. İşte rotamızı verdik buraya doğru. Ben de buradaydım ve Türk radyo yani buralara yaklaştık şeylere. Amerika'ya falan yaklaştıydık. Şuralar Akdeniz falan. Buradan çıktık biz. Şuralarda Atlantik'te haberleşme yaptıracağım. Fakat gündüz akşama doğru yaklaşıyor veyahut bir nevi biz görüşme yapamadık Türkiye ile.
Yapamayınca bizim personelden abi dedi böyle böyle senden önceki telsizci beni daha önce görüştürdüydü. Neden görüşemiyoruz? Yani bize şeyi attı. Oltayı attı diyelim. Yani bir, yani belki bizim yeteneğimizden kaynaklı. Ben de bunun propagasyon şartlarıyla olduğunu, konuştuğu zamanın kış mevsimi olduğunu, Amerika ile görüştüğü zamanın kış mevsimi olduğunu söyledim. Kişi kabul etti. O kişiyle daha sonra kışın da şey yaptık. Ve kışın ben onu çok daha rahat görüştürdüm. Abi dedi ikna oldum, sen bu işin profesörsün dedi, teşekkür etti. Kısaca biz Amerika hattına kışın da gitmiştik. Ve işin aslı, ama bizim gemilerdeki minimum cihazlar 400'de 1600 watt'a kadar çıkışımız vardı. Yani klasik evlerde kullanılan Yaesu, Kenwood ve Icom gibi cihazlar değil de Scanty, Sailor, ondan sonra Seat Electronics, bunun gibi büyük cihazlar kullandığımız için bizim atmosfer şartlarını delmemiz çok daha kolay amatör telsizcilere göre. Amatör de, bir de bizim Türk Radyo gibi büyük istasyonumuz var. Çok büyük antenleri var. Daha çok mümkün. Siz yani normal amatör telsizcilere göre konuşma şartlarımız daha iyi. Çünkü bulutları rahat delebiliyoruz. Fakat buradaki en büyük olay, kış mevsiminde bilesiniz kısa dalga haberleşmesi Kuzey Kutubu'nda iyidir. Yaz mevsiminde de kötüdür. Yaz mevsiminde Avustralya ile yakalayabilirseniz görüşebilirsiniz ama en iyi egzotik tuhaf ülkelerle görüşme zamanı ilkbahar ve sonbahardır. Kuzey Kutubu için kış mevsimi en güzeldir. İlkbahar ve sonbahar, ilkbaharın başları, sonbaharın da sonları en güzel zamandır. Bakın yazıyorum buraya. Kış, Kuzey Kutubu, Kuzey, ilkbahar, ilkbaharın başı, başı, son, baharın sonu. Şu ikisi en uzak menzil Avustralya ve Yeni Zelanda, Brezilya ile rahat görüşebileceğiniz şudur. Kış mevsimi sadece kuzeyi kapsar. Yani egzotik ülkeleri biz ilkbaharın başı, sonbaharın sonu, Aralık ayına kadar uzak ülkeleriyle görüşme şansımız oluyor. Ama kısmen karambole oluyor. Ama kış mevsiminde artık yani Aralık ayını ve Aralık, Ocak, Şubat dediğimiz zaman Aralık, Ocak, Şubat'ta maalesef Avustralya daha zor geliyor. Brezilya daha zor geliyor. FT8 yayınlarına tek tük gelebiliyor ama bu ilkbaharın başı ve sonbaharın sonu egzotik ülkeler, yani çok çok uzak ülkelere, ada ülkelerine, farklı ülkelerle görüşmek mümkün. Bu da dediğim gibi HF bantta SSB FT8 yayınlarını mod. Bu ikisinde görüşebileceksiniz. Ya da Morse A1A yayını. A1A Morse yayını. Bu SSB üst alt yan bant FT8 ve A1A modda siz görüşme yapacaksınız ve bunlar da büyük bir başarı elde edersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.